Koronavirüs tüm dünyada binlerce kişinin ölümüne neden oldu. İkinci dalga ihtimali konuşulurken her ülke farklı tedbirler alıyor. Türkiye'de de tedbirler kapsamında okullarda %100 eğitim, yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlayacak. Peki okullarda gereken önlemler alındı mı? Virüs riskine karşı nelere dikkat etmek gerekiyor? Ayrıntıları izliyoruz. Koronavirüs dünyada binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Virüsün henüz aşısı bulunmamışken ikinci dalga ihtimali konuşuluyor. 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacak olması nedeniyle de gözler şimdi çocuklara çevrildi. Çocuğun öksürük, ateş, solunum semptomu gibi semptomlar olduğu zaman okula gelmemesi lazım. Okulda bir semptomu gelişirse herhangi bir çocuğun onun izole edilmesi için bir odaya alınması gerekiyor. Yetişkinlerin bile pek çoğu sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymuyor. Çocukların bu kurallara uyup ise merak konusu. Uzmanlar koronavirüs vaka sayılarının arttığı bu dönemde çocukların bu üç kurala mutlaka uyması konusunda uyarıyor. 12 yaşın üzerindeki çocuklara bu eğitim vermemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki hastalıktan korunmanın aslında 3 ana prensibinden bir tanesi maske. Maske takmasından sonra ve maske çıkarıldıktan sonra mutlaka el hijyeni kuralına uymamız gerekiyor. Öğrencilerin en az 1 metre aralıkla oturması gerekiyor. Yüz yüze oturmalardan kaçılmak gerekiyor. Akdeniz Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Tuğçe Tural Kara vaka sayılarının daha fazla artmaması için hem öğrencilerin hem de okul yönetiminin daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Okullarda el hijyeni başta çok önemli. Öğrencilerin ulaşabileceği yerlerde el dezenfektanları olması lazım. E, maske yine çok önemli bir konu. Maske e, öğrencilerin takması e, özendirilmeli. 12 yaş üzerindeki çocuklar ve öğretmenler, çalışan, okulda çalışan bireylerin mutlaka maske takmasını istiyoruz. Bu dönemde çapraz oturma e, şeklinde oturabilir öğrenciler. Yine e, toplu e, oyunlardan ya da toplu derslerden kaçınılmalı. Toplu kullanılan yerlerin e, sık temizliğine dikkat edilmeli. E, yemekhane gibi yerlerde yine en az bir metre mesafeli oturması sağlanmalı çocukların. Maske virüsün bulaşmasını ciddi oranda önlüyor. Peki maskeyi takarken ve çıkartırken nelere dikkat etmek gerekiyor? El hijyenimizi sağladıktan sonra maskeyi yüzümüze takıyoruz. Ve maskenin bu metal kısmını yüzümüze oturtuyoruz. Maskeyi alttan çektiğimiz zaman sonrasında elimizi bir daha yıkıyoruz ve bir daha maskemize dokunmamaya çalışıyoruz. Çıkartırken de mutlaka yine maskenin ön tarafını kirli ve enfekte olarak kabul ediyoruz. Kulağımızın kenardaki lastikleri çıkartıp elimiz değmeyecek şekilde şöyle içe kapatıp atıyoruz ve elimizi mutlaka tekrar yıkıyoruz.